Hoş geldiniz. Ankara Sedat Peker'in elinde olduğu ileri sürülen iki çok önemli ismin videolarını konuşuyor. Peki kim midir onlar? Birazdan isim isim açıklayacağım. Ama önce sıcak gündem Şimdi aktaracaklarım emin olun şaka filan değildir. Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanlarından Ali Baratan'ın 49, Metin Çamlı'nın ise 64 suç kaydı var ki bu sabıkaların içinde hırsızlık, adam öldürmeye teşebbüs ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar da mevcuttur. Dahası bu danışmanlar kamudan ömür boyu men edilmişlerdir. Öyleyken Bekir Pakdemirli bunları ilginçtir danışman yaptı. Bir başka garabet Bakan Pakdemirli'nin 49 danışmanı olmasıdır ki bunun da dünyada örneği yoktur. Pardon yoksa danışman ambalajı ile birilerine açıktan ödemeler mi yapılıyor sorusu Ankara'da gündemdedir. Hayır hayır Bekir Pakdemirli'ye kızmayın. Onun gibi çok sıradan birini o makama tepeden inme oturtandır sorumlu olan. Teşbihte hata olmasın. Bilinen ifadedir. At sahibine göre kişner. Dolayısıyla Orman Bakanı aslında bugünkü devlet yönetimine ayna tutmaktadır. Hiç unutmam bir gün Turgut Özal'ın kardeşi olan İçişleri Eski Bakanlarından muhafazakar Korkut Özal ile sohbet ederken şunu söylemişti. Allah başarılı olmasını istediği kuluna hayırlı yardımcılar nasip eder. İyi yardımcıları ve ekibi olmayan bir yöneticinin başarılı olması binde bir bile ihtimal dahilinde değildir. Bu bakıştan hareketle gelin Tayyip Erdoğan'ın ekibini hep beraber sorgulayalım. Aralarında yıldız, uzman, hatta başarılı denilebilecek tek bir kişi var mı? Kabinesine bakıyorsunuz. Adeta acemiler mangası. Düşünün. Güya en öne çıkan bakan olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tek uzmanlığı arabaları sigortalamaktır. Kendisi söyledi. Bakan olmadan önce güvenlik bilgim sıfırdı. O konuda tek bir makale bile okumamıştım diye. Öyleyse Tayyip Erdoğan devleti bilen uzman isimleri atamak yerine soylu ve benzerlerini soruyorum niye tercih etti dersiniz. Amaç iyi yönetimden ziyade her şeyin kendi kontrolünde olmasını istemesi değil midir? Uzman isim malum her şeyi sormaz kanuna ve teamüllere göre davranır. Hiçbir şey bilmeyen ise koltuğundan kalkmamak için her şeyi sorar. Bunun açıklaması sarayın ülke yönetiminin tamamını elinde tutmak istemesidir. İlaveten baylum İslamcılar emirlik, imamlık kurumlarına inanırlar. Milleti sürü kendilerini Allah'ın takdir ettiği çoban olarak görürler. Sonuç ortadadır. Bu anlayışla yönetilen Türkiye bugün adeta enkazdır ve yerlerde sürülmektedir. Düşünün, yiğit bulut gibi biri Tayyip Erdoğan'a Türk ekonomisi bağlamında yön verebiliyor. Sarayın danışman kadrosuna bakarsanız yüzlerce isim içinde alanında Yıldız olmuş, başarılı olmuş, popüler olmuş tek birisi bulamazsınız. Tersine ölen Burhan Kuzu misali, padişahım çok yaşa diyecek AKP'li kadrolar var ki bu durum söyledim. Bakanlar Kurulu içinde geçerlidir. Hülasa sorumlu olan atanan bakanlar değil, danışmanlar değil onu atayanlardır. Cumhuriyet tarihini gözden geçirin. AKP öncesine kadar her dönem bazı bakan ve bürokratlar başarıları ile öne çıkardı. Bugün ise böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kimse aslında bakan değil, bürokrat değil. Sadece emir eri ya da sekreter Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkan kendi bakanlarının onlarca dakika el pençe ayakta beklediklerini daha önceki videolarımda aktarmıştım. Öyle ki bir keresinde yanında bulunan Müteahhitler Birliği Başkanı'na çay söyleyen Erdoğan, yarım saat ayakta izahat veren eski Sağlık Bakanı'na otur demediği gibi ona çay bile söylemediğini o müteahhit başkandan bizzat dinlemişti. İşte Türkiye'yi bugün böyle bir anlayış yönetiyor ki böyle bir fotoğraf emin olun totaliter rejimlerde bile yoktur. Bakın ekonomik olarak batık diye bilinen Yunanistan her olayda devlet gibi davranırken bizde aşiret ve şirket kuralları söz konusudur. Yangın çıkınca Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir taraftan dışarıdan yardım isteyenleri hedef alıp diğer taraftan çay fırlatırken Yunanistan'da yangın çıkınca Başbakan Miçotakis bırakın birilerini suçlamayı ve çay kahve fırlatmayı halkından iyi mücadele edemiyoruz diyerek özür diledi. Dahası Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı eleştiriler üzerine hatam var diyerek istifa etti. Söyleyin büyük devlet gibi davranan kimdir Yunanistan mı Türkiye mi? 19 yıllık AKP döneminde Tayyip Erdoğan'ın özür dilediğine ve bir devlet görevlisinin böyle bir istifasına hiç tanık olundu mu? Değerli dostlar, dünden bir başka haber Ankara Altındağ'da sığınmacılarla mahalleli çatıştı ve çok sayıda yaralı var. Keza Alanya'da kaşkınlar Afgan bayrağını gönderecekti. Gerçekten yine şaka filan yapmıyorum. Olay aynı ile vaki. Bakın bu gibi şeyler artık olağandır. Zira bu ülkenin cumhurbaşkanı kaynağımız var. İstediğimiz kadar sığınmacı alırız derse bunlar hep yaşanacaktır. Allah korusun bir zaman gelir Türkiye'nin şu parçası bizim bile diyebilirler. Çünkü bugün bayrak çeken yarın ne yapmaz? Biz devletimiz ve milletimiz adına eşikteki bu büyük tehdit için kamu yararı adına uyarılar yaparken hırsızlara, soysuzlara suskun kalan savcılar hemen harekete geçti ve yabancı düşmanlığı yapıp halkı kışkırtmakla itham ederek şahsıma dava açtı ki vallahi de billahi de bu da şaka değil. Türkiye sığınmacı ambalajı ile işgal edilirken savcılar sus sesini kes milleti uyandırma diye bizi tehdit ediyor. Bize tehdit salıyor, hapisle korkutuyor. Pardon ama birileri tanımlasın. Nedir yurtseverlik, vatanseverlik? Saraya boyun eğmek mi yoksa Türkiye'ye sahiplenmek mi? Yahu saray kendi derdine düştü. Halkbank ve yurt dışındaki mal varlığı dosyalarından kurtulmak için siyaya ajanı oldu. Dünyaca tescilli olan Afganlı peştunları Joe Biden'ı memnun etme adına mecburen kabul ediyor. Aynı şekilde Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık vererek seçimde oy hesapları yapıyor. Söyleyin bu gerekçelerle sığınmacıları sahiplenen saray ile nasıl beraber olunabilir? Sevgili seyircilerim gelelim Sedat Peker'de olduğu iddia edilen videolara. Evet başkent Ankara bu aralar bu fısıltı ile çalkalanıyor. Peki haberin ilk kaynağı kim midir diye sorarsanız Selim Temurcudur. O kim midir? AKP'nin kısa süre öncesine kadar İstanbul'un il başkanıydı. An itibariyle de Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısıdır. Onun iddiasına göre AKP'de korku ve hatta panik varmış. Nedeni ise Sedat Peker'de olduğu ileri sürülen kaset yani videolarmış. Kıyametleri koparacak hatta hükümeti zora sokacak o görüntülerde iki isim var deniliyor. Peki kim midir iddia edilen o isimler? Güya Damat Berat ile Binali'nin oğlu imiş. Israrla altını çizeyim. Bu elbette sadece yakıştırma ve ispatlanana kadar asla geçerli değildir ki bu tür şeyler propaganda kabilinde söylenebiliyor. Yani çamur atılma ihtimali de söz konusudur. Ayrıca Sedat Peker böyle bir şeyi değil söylemek iva bile etmedi. Lakin Ankara'nın öbür yakasında Böyle bir dedikodu dillerdedir. Sadece o iki ismin videoları konuşulmuyor. Aynı zamanda AKP'yi yine çok zora sokacak yolsuzluk görüntülerinden de söz ediliyor. Değerli takipçilerim, dünden bir başka haber ise Erzurum'dan geldi. Devletin kendi parasıyla yaptığı şehir hastanesi açıldı ve tam not aldı. Soru şudur. Demek ki devlet isteyince pekala kendi hastanesini inşa edebiliyor yapabiliyor. Öyleyse niçin 13 şehir hastanesi tefeci müteahhitlere yaptırıldı ve gelecek neslin 25 yılı ipotek altına alındı? Bakın yine bir uzman raporunu aktaracağım. Sadece 2021 yılında 13 şehir hastanesine ödenecek olan toplam kira ile tamı tamına 10 adet Erzurum'da yapılan şehir hastanesi gibi büyük hastane inşa edilebiliyor. Tablo bu ise söyleyin niçin yeni hastaneler yapılmıyor da o müteahhitlerin ülke kaynaklarını tarumar etmesinin önü açılıyor. Bunun adı teamüden yani tasarlayarak halkın parasını birilerine aktarmak değil midir? Ve bir başka rezalet daha. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde teknoloji fakültesi var. Ancak o fakültenin tam 9 yıldır tek bir öğrencisi yok. Buna rağmen devletimiz o fakültedeki dekana, öğretim üyelerine ve diğer idari kadrolara her ay düzenli olarak maaş ödüyor. Emin olun yine şaka filan yapmıyorum. Bizzat Sayıştay raporundan pasajlar aktarıyorum. Yüz binlerce genç sokakta yani üniversiteye gidemiyor, giremiyor. Öyle iken binası, altyapısı, hocası, idari kadroları hazır olan koskoca fakülteye 9 yıldır öğrenci alınmıyor. Ve de o fakülte boş haliyle 9 yıldır muhafaza ediliyor. Ey yok! Ey Milli Eğitim Bakanlığı ve ey saray söyle nedir bunun açıklaması görüyorsunuz. Türkiye'yi kimler nasıl yönetiyor? Vallahi ört ki ölem noktasındayız. Son verirken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.